Ya ben sizi çok özledim ya. Ben de çok özledim. Ekim, iyi misin? Mert abinin bir suçu yok. Ben özür dilemek isteyince o da böyle bir şey yaptı. Ne olacak? Özür dileyince olacak mı? Sen benim kızımı öldürüyordun. Umut, çocuk pişman. Biz ailesiz büyüdük. İnanın karınca incitecek insanlar değiliz. Yüzleri burada. Biz başkalarını kırmayalım diye hep birbirimizi kırdık. Ama biz bir aileyiz. Ben yaza asla zarar vermem. Vermeyecektim de. O silah nasıl ateş aldı anlamadım ki. Yaz burada olmasaydı bu söylediklerinin ne anlamı olacaktı? Haklısınız. Kahroluyorum her gün. Çok büyük hata yaptım. Ama yeni bir sayfa açacağım kendime. İş buldum. Nasipse yarın başlıyorum. Siz özrümü kabul edersiniz. Tamam. Ama bir olaya karıştığınızı görmeyeceğim. Duymayacağım. Tamam. Eğer görürsem bir daha kızları göremezsiniz. Anladınız mı? Tamam, merak etmeyin. Söz mü? Söz. Oh be! Biz çok güzel bir şarkı yaptık böyle. Sözlerini de Yaz yazdı. Yaz çok güzel söz yazıyor ya. Ya Caner, bırak reklamı şimdi. Olaya gel. Biraz söyler misin? Olur. Söyleyelim. Anne dedik, baba dedik, bizden olmaz olmaz dedik. Hayal ettik, yazdık, çizdik, hep söyledik ve hep didindik. Ya işte böyle bir şeyler. Ondan sonra baktık şarkı böyle güzel oldu. Biz de dedik buna bir klip çekelim. Sonra ben gittim bir yönetmen buldum getirdim ama yönetmen çok sıkı para istedi. Biz de bulalım diye gittik işte arabayı. Biz parayı bir şekilde denkleştirdik işte yani sonuçta. Sponsor diyelim ona. Hay yaşa abi, aynen sponsoru bulduk. Biz bir şekilde işte klibe başladık böyle yönetmen çekiyor falan. Daha doğrusu biz çekiyor zannediyoruz. Aslında çekmiyormuş. Herif bizi dolandırmış ya. Ben o dolandırıcının yüzünden ne maymun hallere girdim biliyor musun abi? Böyle böyle abuk subuk hareketler yapıyorum. Böyle acayip acayip şeyler böyle. Ya çok acayipti ya. Sen hatırlıyor musun sana neler giydirmişti? Böyle saçma sapan kıyafetler falan. Ya o neydi öyle bol bol böyle bir şeyler hatırlıyor musun? Ne dersin? Ya şimdi çok boş, ne bileyim. Ne demek ya, yok kimse. İlk biz oluruz işte, ne güzel. Utandırma kızı. Ya niye utandırayım? Biz onunla ilk dansımızı hem çok güzel manzaralı bir yerde yaptık dışarıda. Öyle mi? Üstelik çok eğlenceliydi. Hadi o zaman kalk. Kalk 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 kalk. E hadi sen de kaldın, hadi. Hadi hadi hadi. Gel gel gel. Elbisen çok güzelmiş. Yeni mi? Evet. Ben de şey yapacağım, yeni bir klip çekeceğim. Sonra da şeye katılacağım. Şu Yıldız Sen Misin diye bir yarışma var ya. Bu nerede işe girdi? Kim? Ferhat işte. Dedi ya işe girdim diye. Ha o şey garson olacak. Ama çok güzel bir yer yani, böyle zengin mekanı. Böyle Caddebostan'da sahil tarafında bir yer. Biz bu şeyi yapmıştık, beyaz ipi araklamıştık oradan. Hatırladım. Orası çok güzel mekan da bunu nasıl almışlar oraya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak çok güzel yazıyorsun. Ya yok canım, ne var benim yazdıklarımda? Yok yok, iyi yazıyorsun. Yani ben de çok iyi yazmak isterdim ama bende öyle bir yetenek yok. Ama sende var. Karalıyoruz işte bir şeyler. Bence sen çok iyi bir yazar olacaksın. Bu üniversite sınavını falan takma. Bence gerçekten bak çok iyi olacaksın. Çok. Tamam. Bana biraz müsaade edebilir misin? Ne demek prensesim, buyurun. Bırakalım mı? Tamam. Buyur o zaman. Sen git, ben lavaboya kadar gidip geliyorum. Tamam, ben seni barda bekliyorum. Ferhat.
Masada teşekkür edemedim ben sana. Burada edeyim dedim. Annemden özür dilediğin için teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim. Onca şeyden sonra kabul ettiniz. Bir de işe başlamışsın. Sevindim. Sağ ol. Hani bana fotoğraflar vermiştin ya sen. Ben onları saklıyorum. Belki bugün alırsın benden. Eksik. Yarım kalmayız. Alo Ege, ne haber? Kozalakları buldun mu? Tamam. Ne yapacaksın şimdi biliyor musun?